Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Karahan diye bir oyuna başladım. Bu oyun hakkında bilgiler vereceğim ve bu oyunun videolarını çekmeye başlayacağım. Kendimi 40 levele kadar kastım. Yani videoya almadım o düşük levelleri. Oyun hakkından biraz bahsedeyim. Oyunda her 3 kavim var. 3 kavimin de farklı karakterleri var ama genel olarak hepsi aynı özellikte. Genel olarak uzun kılıççılar, hasar odaklı, çift bıçak ya da onun gibi onun tarzında şeyler, defans odaklı ve uzaktan vuran karakterleri var her kavimin. Uzaktan vuran karakterleri etkinlikte kullanacağız, bunu göstereceğim. Karakterlerin yeteneklerini 2 levele 3 levele ulaştıktan sonra buralardan, şehrin sonundaki sarayın önünden alıyorsunuz. Ben uzun kılıççı olduğum için Batuhan diye bir adamdan alıyorum. Buradan combo yeteneğimi alacağım. Onun dışında ortak becerilerin, yardımcı becerilerin hepsini açacağım. Ortak becerilerden sıçramayı açsanız yetiyor zaten. Oyunda bir sürü şey var. Yani genel olarak tarzım etnikiye bağlı ama eşya yükseltme ve level kasma konusunda bayağı kolay bir oyun. Hiçbir şey bilmeseniz, düz yürürseniz zaten 2-3 moba vursanız level 8, 9, 10 oluyorsunuz basit bir şekilde. Fakat belli bir levele geldikten sonra kasılmak için gitmeniz gereken yerleri ben anlatacağım. Petler var. Oyun başında size bir pet veriyor %0 olarak. Siz peti kasıyorsunuz, level kasıyorsunuz. Petin verdiği bir özellik gelişiyor. Bir levelden uzman 1'e kadar olan petler tek özellik oluyor. Arı dediğimiz şey, onun buralarda boss olur ya. Arı dediğimiz şey bize hasar veriyor. Yani en önemli pet düşük levelde bu. Onun dışında defans ve mana, yani ruh. Diğeri bir de can veren pet var. Ama en önemlisi şu benim şu anda taktığım %200 arı. Tabi bunu kasmak için bayağı uğraşmanız gerekir. Önerim 3-5 liraya para yatırın oyunu. Hemen kendinize böyle itemler alabiliyorsunuz. Zaten eder 2-3 lira bir şey. Onun dışında oyun başladığınız zaman kodla kendinize başlangıç itemleri alıyorsunuz. Size pot veriyor başlangıç itemi olarak. Onun dışında pelerin veriyor. Pelerine yüzdelik bastırdım bir arkadaştan. İleride de artı basma olayını size göstereceğim. Eritme diye bir şey düşüyor. %3, %9, %6, %15 falan. Onlarla itemleri yükseltiyorsunuz. Onları kasmanın kolay yolları var. Size onları göstereceğim. Zaten belli bir seviyeden sonra yürüseniz önünüze eritme düşüyor. Onun dışında ortak becerilerin geçtiğimiz zaman becerileri. Uzun kılıççının enerji bastırması diye bir yeteneği var. %6 hasar veriyor bir levelde. Yani artı 2 3 level oluyor. Ya şimdilik bize combo yetenekleri lazım hasar vermemiz için. Ya genelde af bıraktığımız için tabii ki combo yeteneği falan ihtiyacımız oluyor. Bu bize hasar veriyor. Son levelde %25 falan veriyor. İşte çift bıçağınki yarısı kadar defans veriyor. Ya o yüzden pala önemli. Statü dağılımına geldiğimiz zaman eğer benim gibi üzerinizde itemleriniz varsa, yani petiniz varsa full zindeliğe verin. Hiçbir zaman güce vermenize gerek yok. Tabi isterseniz 200'e kadar güç verebilirsiniz. Hasarınızı oldukça etkileyecektir. Ondan sonra da full zindeliğe gidebilirsiniz tabi. Ben hani destekli oynadığım için bu oyunu hiçbir zaman güce vermeme gerek kalmayacak. Ha, buradaki mağaraya geldim. Buradaki mağarada sanırım kadınlar vardı. Burada şeyi kapatmam lazım. Yetişkin modu kapalı. Yoksa şeyler, yaratıklar soyunuyor. Çocuklar için kötü. Mağarada tabii bizim burada kesmemiz gereken kadın muhafızlar. Bakalım ne kadar vuruyor. Güzel, çok vurmuyor. 4,5K'ya 200 falan vuruyor. Onun dışında savaşlar var fakat düşük level oyuncu kalmadığı için bu savaşlara gitseniz bile sadece madalya alıyorsunuz. 105 levelden sonra savaşlara giderseniz boss'u kesersiniz ve de madalyayı alırsınız. Ortada bekliyorsunuz savaş bitene kadar.
Öyle öyle eritme falan da kasabilirsiniz. Level de kasabilirsiniz savaşlarda. Şimdi buraya geldim. Buranın amacı buradaki yaratıklar 6. 7. BK diye bir şey atıyor. BK'ların en değerli olanları 6. 7. BK'lar. Pahalılık olarak. Tabii çok düşük level oyuncu kalmadığı için satın almazlar. Kendim kullanacağım. Çarı düşük levelde bırakacağım. Şehir basacağım ileriki zamanlarda. Tabii şimdilik çar düşük levelde kalacak. Sadece etkinliklere katılacağım. Etkinliklerin videosunu alacağım. Neler kastık falan diye etkinliklerde. Para zaten etkinliklerde dönüyor. Onun dışında her etkinliğin kendine özel bir hediyesi var. Bunu oyun sitesinden takip edebiliyorsunuz. Burada yaklaşık 60 level mi, 55 level'e kadar mı ne kasılmam gerekiyor? Onun dışında ilk nadir itemler. Şunu at bakalım. 45 level'de kullanılmaya başlıyor. Bunlara yüzdelik basmak karınızda olur. Yani hasar anlamında çok değerli olur. Fakat tabi arınız varsa hiç gerek yok. Arınız yoksa bunlara hani oyun oynayan yüksek levellerden artı basmalarını isteyebilirsiniz. Onun dışında artık buradayım. Oyun oynayan arkadaşlar yorumlarda bana destek verecek olurlarsa, hani item bir şuydu buydu kasılmam konusunda destek verirlerse sevinirim. Onun dışında düşük değerli arkadaşlar oyuna başlarsa eğlenceli bir ortam oluştururuz. Savaşlarda karşılaşırız. Onun gibi şeyler. Zaten düşük değerde kalacağım için uzman bir de bırakacağım çarı şimdilik. Etkinlik, seviye kasma etkinliği geldiğinde hesabı uzman 33'e kadar kasacağım. Ondan sonra uzman 33'te duracağım. Bir sonraki seviye yükseltme yarışmasına kadar. Ondan sonra ilahiye kasacağım seviye yükseltme yarışmasında. Yani öyle öyle etkinlikten olabildiğince verim almaya çalışacağım. Ha, güzel 45 değerli olduk. Ağlanma bonusu sanırım tılsım verecek. Aynı. Nadir itemleri takıyoruz abi. Takamadık. Bir de itemlerin özelliklerinden bahsedeceğim. 45 level ayakkabısını tak. Bu defans veriyor. Birazdan zaten sıfır vururlar. At at. Tamam. Hasarları düştü. Bizim de hasarımız yükseldi tabii. Sağ üst köşede petin direnci var. Petin direncini marketten alacağım bir potla yükselteceğim. Tabi o pot biraz pahalı. Bir de düşük levellerde pet kasmanızı hiç önermiyorum. Yüksek level birinden rica edin. Hani %40 %50 peti varsa size verir. Onun dışında oyunun nesne marketi kısmı var burada. İtem mal diye galiba. Nasıl bakılıyordu ya? K'dan mı? Aynen. Ya buradan gerekli olan kalabaş diye bir şey olması lazım. Aynen. 30 günlük oto iksir, 400 ham para. Ham paralar ne kadar bilmiyorum. Hemen bak. Evet baktım. Şahsen 400 ham paraya yani şu kadarcık bir item 35 lira vermem. Etkinliklerden kasmaya çalışırım geldikçe. Ya da arkadaşlardan rica ederim. Bana hediye ederse seviye yükseltme yarışmasında kullanırım. Zaten ona fazlasıyla dönüş yapacağım. Onun dışında burada neler var? Ya buradaki genel olarak her şeyi etkinliklerden alabiliyorsunuz. Birleştirme tılsımda, altın tılsımda bir sürü şeyleri etkinliklerden alıyorsunuz. Ha burada mesela yetenek çarpması buna benzer bir şey. Şeyde satılıyor zaten markette. Yani şu oyunun nesne marketi gibi şeyi cidden çok gereksiz yapılmış. Bizim kasacağımız şeyler rengi. Burada 2000 ham para diyor. Yani 2000 ham para 100 lira sanırsam. Öyle bir şey 70 lira da olabilir. Bunu yapmak yerine oyunda Noel etkinliği oluyor. Oradan Noel Baba sandığı gibi bir şey çıkıyor. Hediye paketi gibi bir şey. Şimdi bize gerekli olan bir yetenek düştü. Bu sanırım kombo mesafesi miydi? Kombo yeteneği miydi?
Ha, tek vuruş. Bu kriti vuran yetenek. Dördüncü. Ne anlatıyordum ya? Heh, binek kasmaktan bahsediyordum. Ya bunun da basit yöntemleri var açıkçası binek kasmanın. Ha, pot almayı unutmuşum ya. Gel şimdi dön. Potu al gel. Binek kasmanın da basit yöntemleri var. Size anlatacağım. Hani gün içinde 10 dakikada bir oyuna bakarak yani 300-400 hem kasmanın yollarını göstereceğim. Para olarak bakarsanız yok savaşa gitmeyeceğim. Kimse olmadığı için bu değerlerde savaşa gitmenin önemi yok. Yani gün içinde yaklaşık 2-3 T kasarsanız 2-3 T'ye de kendinize seri bir şekilde set dizersiniz zaten. Onun dışında oyunun orijinal kendi sitesinde etkinlik takvimi var. Etkinlik takvimine bakıp ben şunları zindeliğe vereyim. Etkinlik takvimine bakıp oyunda XP eventi olduğu zaman görüyorsunuz genelde 4 kat 5 kat XP eventi oluyor. Seri bir şekilde kasmanızı sağlıyor. Zaten bu şimdilik boss çarı olacak. Düşük level bosslarını keseceğim. Eritme kasıp satacağım. Salı, Perşembe günleri Noel etkinlikleri var. Şöyle hemen şehre döneyim. Zaten videoyu sonlandırmaya da geçiyorum. Noel etkinliklerinde nasıl kasmamız gerektiğini size göstereceğim. Ya pek de aşina değilim açıkçası oyuna. Şunu hemen çekeyim. Sağlığı azalmasın. Burada eczacı var. Sağ tıklayarak potları alabiliyorsunuz. Şimdilik bunları alacağız. Bunlar ucuz olanlar. Ya bu çok pahalı. Pete sağlık veriyor. Ya paramın yettiği kadar alacağım şimdi. Shift'e basarak değerini siz seçebiliyorsunuz. Salı günkü eventin videosunu çekeceğim yarın. Yani yaklaşık 70-75 olurum. Ondan sonra sürekli kasılırken konuşma tarzında videolar çekeceğim. Ek olarak bir şey düşürürsem tabii videoya eklemeyi planlıyorum. Yani bugünlük bu kadar. Oyuna başlamak isterseniz oyunu anlatmak için hazırım. Oyunda oyuncu çokluğu olsun. Eğleniniz. Bakın yeni başlayan oyuncular da var burada. Bazıları yeni başlamış. Server durumuna bakacak olursak yani oyunda aktif olarak oynayan 150-200 kişi var. Sürekli savaşa şehir basıyor. Zaten en yüksek levele geldiğiniz zaman oyun monoton bir hale alıyor. Ya ben kasma olayını seviyorum. Metin 2'de de aynı şekilde farm yapmayı seven bir insanım. O yüzden genel olarak farma dayalı olacak. En hızlı nasıl para kasılır, artı basma işte. Şans seti, hasar seti falan şeklinde şeyler göstereceğim. Hani bugünlük bu kadar olsun video. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.